Süper kötülerin bile kötü günleri olur. Hey, yeter artık. Kesin şunu. Pekala, boşanıyoruz. Pranker, sen en kötüsüsün. Her şey bitti. Nasıl istersen tatlım. Ama bu odaya sahip olamazsın. Eşyalarına veda edebilirsin. Pranker, dur. Bunu yapma. Sen bir canavarsın. Bu oyunu kimin kazanacağını göreceğiz. Bu gömleğini seviyordun değil mi? Ona veda et. Bunu aklından bile geçirme. Ancak Hardwin her şeyi yapabilir. Bir hamle ve tişört sizlere ömür. Bu çok kötü. Tişört tekrar onarılabilir. Ama aşkı geri getiremezsiniz. Mutlu hayatımız sona erdi. Geriye kalan tek şey, en değerli şey olan yatak. Hayır Pranker. Yatak benim olacak. Sonuç beraberlik gibi görünüyor. Tartışmayı başka bir şekilde çözmemiz gerekecek. Tatlım, biz yetişkin insanlarız. Yatağı bölmeye ne dersin? Bu iyi bir fikir Pranker. Görünüşe göre testere yatakları hiç de zor ayırmadı. Odayı da ikiye bölelim. Uzak dur benden. O da kim? Küçük Bobo ziyaretimize gelmiş. Pranker, bu benim köpeğim. Onu geri ver. Testereyi tekrar kullanmamız gerekecek. Bu her zaman işe yarar. Anne, baba durun. Bobo benimle gelecek. Sizinle güvende değil. Ebeveynler kavga ettiğinde en kötü zamanları çocuklar geçirir. Annemle babamın tekrar bir araya gelmesine nasıl yardımcı olabilirim? Ebi'nin sinsi bir fikri var. Kötü davranışlarıyla anne ve babasını bir araya getirecek. Hadi başlayalım. Bay Jack, tarih dersi bugün için iptal edildi. Bugün parti günü. Ah, Ebi'nin başı belaya girecek. Öğretmenine de yılın en kötü öğretmeni ünvanını verecek. Bu kadarı yeter genç bayan. Ebeveynlerinle konuşmak istiyorum. Evet evet, hemen arıyorum. Kendinizle görüşebilirsiniz. Alo, bu Ebi'nin ailesi mi? Pranker ve Hardwin okula geldiler. Kötü bir haber almak üzereler. Kızları okuldan atıldı. Fakat ailesi buna izin vermez. Bir uzlaşma noktası bulmaları gerek. Hazır mısın tatlım? O halde başlayalım. Süper kötüler güçlerini birleştirirse her şeyi yapabilirler. Annem ve babam harika insanlar. Bay Jack, artık eve gitme vaktiniz geldi. Harika iş çıkardık. Çak bir beşlik. Ah evet, ama biz boşanmıştık. Maalesef Ebi'nin planı başarısız oldu. Televizyon zaman geçirmenin en iyi yoludur. Ama bir sorun var. Televizyon Pranker'ın tarafında. Ne? Gösteriyi beğendin mi? O zaman film gecemiz bitti. Nefesini boşa harcıyorsun. Bak ben ne buldum. Bu senin en sevdiğin oyuncağın değil mi? Biraz dokunuş yaparsam nasıl olur? Bunu aklından bile geçirme. Bırak onu. Ne yazık ki odanın diğer tarafına geçemiyor. Orada işler pek iyi değil. Ebeveynler oyuncak kavgasına tutuştu. Onları durdurmalıyım. Anne, baba, bakın elimde ne var? Şuna bir bakın. Bunu görünce çok mutlu olacaksınız. Belki de barışma zamanı gelmiştir. Tatlım, her şey kontrolümüz altında. Endişelenme sakın. Ama bu ikisi kontrolün ne olduğunu bile bilmiyorlar. Bu iğrenç bir tablo. Ancak üzerinde biraz çalışırsak kesinlikle bir başyapıt elde ederiz. Evet, Pranker ve Hardwin sanat konusunda pek iyi değiller. Aile yok oluyor. Ben de yas tutabilirim. Ve kafe bunun için doğru bir yer. Hey dostum, bu nedir? Bizlik bir durum yok efendim. O sizin makyajınız. Bu doğru. Ruju bugün çok fazla sürmüşüm. Ah hayır. Hardwin'in sesini duyar gibiyim. Gerçekten de o burada. Üstelik kiminle? Batman'le randevuya çıkmış. Bu süper kahramanca bir ihanet. Bu kabul edilemez. Hareket etme vakti. Burada bir profesyonel var. Batman, işine git artık. Sana ihtiyaçları var. Acele et. İşe yaradı. Bu buluşma nihayet çöp oldu. Batman çılgına dönüyor. Hardwin, sonra görüşürüz. Bu kasabanın bir kahramana ihtiyacı var. Burada neler oluyor? Bunu Pranker'ın yaptığı çok açık. Buna pişman olacaksın. Mahvettiğin randevumun bedelini ödeyeceksin. Ailece sinemaya gitmek şimdiye kadarki en iyi şeydi. Ama bugün için değil.
Hardwin'e özel koltuk verildi. Ailesinden çok uzakta. Pranker bu sefer çok ileri gitti. Burada bir şeyler yapmalıyım. Hey dostum, bana yerini verir misin? Aklından bile geçirme hanımefendi. Fakat bu plan tutmadı. Ama süper kötüler asla pes etmez. Hemen buradan kalk dostum. Burası benim yerim. Ama Pranker de olaya müdahale ediyor. Bunu aklından bile geçirme. Bu bayan buraya ait değil. Ortalık gerçekten çok kızıştı. Evinin olaya müdahale etme zamanı. Anne, baba, tartışmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Birlikte film izleyeceğiz. Nokta. Kızlarının da anne ve babasıyla tamamen aynı olması çok güzel. Kırık bir kalbin ihtiyacı olan şey kimyasallarla dolu bir küvette rahatlamaktır. İyi ki Pranker burada değil. Ama Abby babasını gördüğü için mutludur. Gelmen ne güzel oldu. Bugün dışarı çıkmayacak olmamız üzücü. Bugün anneler günü. Bu kuralı kim koydu? Abby. Hardwin banyoda gibi görünüyor. Bırakalım orada kalsın. Ancak karınızdan her şeyi bekleyebilirsiniz. Emin olmak için işimizi sağlama alalım. Böylesi daha iyi. Şimdi çıkmayı deneyelim bebeğim. Neye bakıyorsun sen? Beni sinirlendirme. İşlem tamam. Annene artık ulaşılmıyor. Bir maceraya hazır mısın? Bugün anneler günüydü fakat artık babalar günü. Bizde hile yapmak yok. Sadece zararsız şakalar var. Ancak Hardwin bu duruma çok üzülecek. Kapıyı kim kilitledi? Hey, açın şu kapıyı. Bir sorun var. Bu doğru. Pranker Abby ile dışarı çıkmış. Çocuğumu hemen buraya getir. Ne? Tatlım, seni duyamıyoruz. Hadi Abby. Sanırım annemi yine morali bozuk. Bu sefer gerçekten kötü bir şey oldu. Abby erkek arkadaşı tarafından terk edildi. Bunu nasıl yapabildi? İyi ki anne babası da burada. Zor anında ona her zaman destek olurlar. Bundan pişman olacak Abby. Sana söz veriyorum. Bekle. Gerçek bir süper kahramanın bu kaybedenle uğraşması gerek. O kahraman benim. Demek süper kahraman diyorsun. Anne kızının intikamını alacak. İşte zanlı orada. Bu doğru. Bu o. Ama buradaki tek kişi annesi değil. Pranker de burada. Hedef belirlendi. Saldırı zamanı. Ama şimdi intikam zamanı değil. Önce savaşmalıyız. O benim. Bunu aklından bile geçirme. Çocuğun şimdi kaçma şansı var. Umarım buradan kaçabilirim. O kadar hızlı değil dostum. Biraz konuşmamız gerek. Neden bağırıyorsunuz? Sanırım biraz dikkatimiz dağılmış. Aa, bu harika. Abby kendi sorunlarını kendi çözüyor. İyi bir kız yetiştirmişiz. Abby tıpkı ebeveynleri gibi. Sen de bir daha kızımıza yaklaşma. Bu durumda yalnızca ciddi önlemler yardımcı olacaktır. Gizli bir randevuya çıkmak için ailemi aramalıyım. Merhaba baba. Bu gece görüşebilir miyiz? Mükemmel. Bir dakika içinde orada olacağım. Alo anne, parkta görüşelim mi? Gelemez misin? Yarına ne dersin? Baba, program iptal oldu. Yarın parka gideceğiz. Uygun mu? Görüşürüz. Alo anne, yarın geç kalma lütfen. Pekala. Buluşmaya çok az kaldı. Annem de geldi. Ama babam geç kaldı. Klasik bir davranış. Baba, bu ne büyük sürpriz. Siz de buradasınız demek. Sarılmak için harika bir sebep değil mi? Çok tatlısınız. Bir dakika oldu ve hala savaşmadınız. Sarılmak için güzel bir an. Pranker, buraya hiç gelmemiş olmayı dileyeceksin. Buradan gitsen iyi olur. Yine iş başındalar. Ne zaman bitecek bu savaş? Sessiz olun. Kime diyorum ben? Ateş ediyorlar. Hadi kaçalım buradan. Bu plan da ters gitti. Sakın kıpırdama. Tutuklusun genç bayan. Ailemin kim olduğunu biliyor musun sen? Bunu karakolda öğreniriz. Boşanmak üzücü bir şeydir. Eskiden çok mutlulardı. Aşkları kesinlikle tutkuluydu. Kızları da en iyisiydi. Hardwin de çok stres altında. Tam da seni arıyordum. Sıradan bir obje ama çok fazla hatırası var. Bak
Belki de bu savaşa bir son vermeliyiz. Her şeyi yeniden başlamak için. Ama barışmak için zaman yok. Bu evi dayan kızım. Annem ve baban yardım etmek için yola çıktılar. Yolda küçük bir kaza oldu. İyi misin Ebi? Bu çok önemli. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Sabırlı ol Ebi. İşte geldik. Doktor, bu bir ölüm kalım meselesi. Kapıyı açın. Nesi var? Pekala. Hastayı getirin. Aa, Ebi hala çıkmadı. Ya bu doktor bir işe yaramazsa? Artık şüphelenmeye başladım. Merak etme tatlım, bunun üstesinden de birlikte geleceğiz. Ebi işte buradasın, şükürler olsun. Ancak morluklar ve sıyrıklar önemli değil. Önemli olan anne ve babanın barışmış olması. Hangi süper kötüyü daha çok seviyorsun? Yorumlarda bize yaz. Videoyu beğendin mi? Ardından mutlu sonla biten yeni aile hikayelerini kaçırmamak için beğen düğmesine bas ve zile tıkla. Turum Turum Baba abone ol ve arkadaşlarına söyle. Birlikte daha eğlenceli olacak.